أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نجم سورة 45. آية كلمة devam ediyoruz. وأنه bu أنه daha önceki hani bildirilmedi mi Musa'nın suhuflarında sayfelerinde bildirilmedi mi diye geçen kısımdan devam ediyoruz. Ne bildirilmedi mi? Kalagal zevceyni, yani onun yarattığı bildirilmedi mi? Zevceyni, eşleri, karı koca yani. Zekara, bayan, vel unse. Zekara, erkek, vel unse ise bayan. Eşleri, erkek ve bayandan yarattığı bildirilmedi mi? Evet, and that. Bakınız burası tam bir cümle değil yani. Burasının tam cümle olmamasının sebebi daha önceki ayet-i kerimede orada neyden bahsediyordu? 36. ayet-i kerimede o is he not informed with what? Oradaki informed that. O şekilde devam ediyor. Yani bilgilendirilmedi mi? Orayla bağlantılı olduğu için buralarda tam bir cümle yok yani. That he Allah, yani Allah'ın creates, yarattığı the pairs. Çiftleri. Pair çift demek. Pairs çiftleri. Male and female. Male erkek. Female ise bayan. Erkek ve dişilerden, bayanlardan yarattığı bildirilmedi mi? Min danden demek. Nutfetin. Nutfeden. Burası yukarıyla yani nutfeden yaratıldığı şu şekilde. İze tumne. Atıldığında nutfeden yaratıldığı şeklinde. Evet. From nutfe. Drops of semen, bu da many damlacıkları, male and female, bayan discharges, yani erkek ve kadının boşalttığı, when it is emitted, yani atıldığında diyor. Onların nutfeden atıldığında bayan ve erkeklerin, bayan ve eşlerin bayan ve erkeklerden yaratıldığı haberi verilmedi mi gibi. Ve enne yine dediği, aleyhi, onun üzerine neş'etel, neş'e yeniden diriltmek anlamında, neş'etel ukhra. Ukhra ise bir başka anlamda, başka bir diriltişin, diriltmenin onun üzerine olduğu bildirilmedi. And that upon him onun üzerine, yani Allah is another bringing forth, another başka, bringing forth öne çıkarma. Yani diriltmeyi kastediyor. Resurrection. Resurrection ise yeniden dirilme. Onun üzerine olduğu bildirilmedi mi? Ve ennehu yine onun. Bakınız hep söylüyoruz. Burada tam bir cümle yok yani. İngilizce görünce daha iyi anlayabiliyoruz. Ve ennehu huve. Yani bunun enne oluşu da daha öncesiyle alakalı. Ve ennehu onun huve kendisinin agne zenginleştirdiği, verdiği ve akne ve kıstığı ya da çok verdiği, az verdiği diye çevirmek mümkün. Bildirilmedi mi yine? And that it, yani that it onun is he, yani Allah'ın who gives much, çok veren, o little or a little, az veren olduğu. Burada çok vermek derken akne, zenginleştirmek, akne ise de bu da az vermek, kısmak anlamında. İngilizce'de bu ifadeyi sadece vermek fiil üzerinden değerlendirmişler. Who gives much, çok veren, or a little veyahut az, of wealth, zenginlikten, and contentment. Contentment da razı olma durumu. Yani memnuniyetten. Yani insana zenginlik veyahut memnun olma durumunu az ya da çok veren Allah'ın olduğu bildirilmedi mi? Ve yine ennehu, kendisinin huve, yani Allah'ın Rabbu Şi'ra. Rabbu Şi'ra, bu bir yıldız türü, Şi'ra'nın yıldızı. Şi'ra-i Yemeni diye de geçebiliyor. Arapların inandığı bir tür yıldız. Ak yıldız diye Türkçe'de çevriliyor. Sirius diye kullanılıyor. Bu şekilde İngilizce'de and that he, yani Allah'ın, Allah is the Lord of
Sirius, yani Sirius'un Rabbi olduğu bildirilmedi mi? Peki bu Sirius neymiş? The star, yıldız, which the pagan. Burada mesela hemen fiil gelseydi anen diye çevirecektik ama the pagan, zaten bunun hemen fiil olmadığı belli oluyor. Yani the var zaten. Which the pagan Arabs, yani Arap paganlarının, müşrik Arapların used to worship. Müşrik Arapların dua ettiği yıldızın Rabbi olduğu bildirilmedi mi? Ve ennehu, şüphesiz onun, ehleke helak etmek. Zaten helak kelimesi de buradan geliyor. Bu geniş zamanda kullanırken yuhliku, biliyorsunuz elifle başlayan fiillerin böyle bir özelliği söz konusu. Aden, adenil ule, yani önceki Ad kavmini de onun helak ettiği bildirilmedi mi? And that it is he, that it is he, Allah, yani Allah'ın, who destroyed the former, destroy, yok işte helak etmek, destroyed the former, önceki Ad, önceki Ad people, yani daha önceki Ad kavmini Allah'ın helak ettiği bildirilmedi mi? Aynı zamanda ve Semud'e, yine Semud'u, feme, sonra, feme, epuka, epka ifadesi, bırakmak, geriye bırakmak anlamında, bu bakiye kelimesi de buradan geliyor. And Samud, Samud kavmi, people, he spared none of them. Onlardan hiç kimseyi geriye bırakmadı. He spared, bu spare kelimesi yedek olarak kullanılıyor. Yani geride onlardan hiç kimseyi bırakmadı. Semud kavminden bırakmadı. Ve gavme Nuhin. Buradaki burasının gavme oluşunun sebebi, yani gavme Nuhin oluşunun sebebi şuradaki ehlekeden. Yani Allah-u Teala Ad kavmini, önceki Ad kavmini, daha sonra Semud'u, daha sonra da Nuh kavmini helak ettiği bildirilmedi mi? Burada da min gabl. Önceden de Nuh kavmini helak ettiği bildirilmedi mi? İnnehum, şüphesiz onlar, kânû, idiler, hum, yine hum, onlar anlamında, ezleme, nedir? Zulmeden ve etka, ve azgınlık eden kimselerdir. Haksızlık eden ve azgınlık eden kimselerdir. Evet, and the people of Nuh, yani Noah, aforetime, Nuh'un kavmini de helak etti. Burada bakınız, helak etmek yok. Bunun da fiili şuradaki destroyed. Evet, destroyed the people of Noah, Nuh'un halkını helak etti. Verily, doğrusu, they were more unjust and more rebellious. Onlar çok haksız, adaletli olmayan, aynı zamanda more rebellious, isyankar and transgressing, yani haddi aşan kimselerdi. In, peki neyde haddi aşıyorlardı? In disobeying, itaatsizlikte haddi aşıyorlardı. Allah, yani Allah'a itaatsizlik konusunda. And his messenger, Noah, aynı zamanda aleyhisselam, yani onun peygamberi Nuh aleyhisselama ne yapıyorlardı? Haddi aşıyorlardı. Evet, vel mu'tefikete, buradaki mu'tefikete ifadesinin oluşunun sebebi de şuradaki mu'tefikete derken şöyle bir durum, altı üstüne geçmek anlamında mu'tefikete, ehve, yani onu helak etti anlamında, altı yukarıdaki altı üstüne geçirilmiş şehirlerini helak etti. Buradaki ehve de zaten kendisi de o anlamda kullanılıyor. Evet, tabii burada nesne ile fiil yer değiştirilmiş. Yani yeniden destroy kelimesini yukarıdaki ehleki kelimesinin yerine bu sefer ehve kelimesi kullanmış. And he destroyed, yok etti neyi? The, yani helak etti. The overthrown, overthrown alt üstüne geçmiş. Overthrown cities, alt üstüne geçmiş şehirleri. Of Sodom, bu da Sodom şehri. To which prophet Lut, yani Lut varken, Lut'un gönderildiği, Sodom şehrini, yani bu da altı üstüne geçmiş şehri,
helak etti. Ve bunun ardından akabinde veyahut bu dolayısıyla bundan dolayı falan şeklinde çevrilebilir. Burada mesela bu yüzden bundan dolayı gaşehe örttü me gaşe. Yani o örtmesi gereken şeyi örttü. So böylelikle the covered kaplamak, örtmek, them, that which, buradaki that which ifadesini biz anlam olarak şey diye alabiliriz. That which did cover. Yani what did cover şeklinde nedir? Kendisinin örtmesi gereken. Ve burada da mesela did kullanılmış. Burada vurgu maksatlı. Yani mutlaka örtmesi gereken şeyi örttü. Yani torment with a storm. Yani taşlarla azap diyor. Kaplaması gereken şeyi kapladı. Bu taşlar herkese nedir? İsimlendirilmiş, ismi yazılmış, taşlar gönderilmiş. Evet. Tabii öyleyse, buradaki den öyleyse T'nin anlamı bir eyi, hangi bir eyi, ele'yi, bu ele nimet demektir. Rabbike, Rabbinin hangi nimetini, lütfunu, tetemera, hangi lütfun konusunda şüphen var, hangi lütfu konusunda tartışabilirsin. Then, which of the graces, buradaki which of the graces, hangi lütfu, hangi nimetler of your Lord, o man, ey insanoğlu, will you doubt? Hangi, bunu doubt okuyor, şu sondaki doubt, şu B'yi okumuyor, doubt derken, Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyarsın? Heze, bu nezirun min nuzri, bu nezirun uyarıcı, minen nuzri, yani uyarıcılardan, nuzril ule, bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Des Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, is a warner, uyarıcı demek. Yani messenger of the series of warners, yani eski gelmiş uyarıcıların uyarıcısı, messengers of old, yani eskilerin, eski uyarıcıların uyarıcısı. Ezifet, buradaki ezifet yaklaştı demektir kelime anlamı olarak. Normalde şurasının t'li bitmesi gerekiyor. Ancak devamında el olduğu için sanki burada bir esra varmış gibi. Ezife, yani yaklaşmakta olan yaklaştı diyor. Bu da hesap günü. The day of resurrection, yani yeniden dirilme günü, draws near, yaklaşmaktadır. Burada bakınız, ezifet derken geçmiş zamanda kullanılmış. Burada ise geniş zamanda yaklaşmakta olan yaklaşıyor. Ya zaten bu yaklaşma meselesi an insan zaten yaklaşıyor. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Yani insan her geçen gün ölüme daha da yaklaşıyor. Yani çünkü bunun diyelim adı ne olursa olsun bitirdiği gün geride kalıyor ve yaklaşılacak olan şeye yaklaşıyor. Aynı zamanda kıyamet gününe de insanlık, aynı zamanda dünya kıyamet gününe yaklaşmakta. Leyse, değil, le ile beraber kullandığı için yok diye çevirmek mümkün. Leyse lehe min dunillahi, yani onun diyor yok Allah'tan başka keşife, onu Allah'tan başka geri döndürecek, açacak, yani bu çıkmazdan açacak kimse yoktur. Yani Allah dilemezse bu olay meydana gelmez. Yani kıyamette Allah'ın istemesiyle ne olabilir? Ertelenebilir. Evet. None besides Allah. Yani Allah'la beraber hiç kimse. Can avoid çevirmek anlamda. It onu çeviremez. O advance. It onu ileriye alamaz. O delay it geriye alamaz diyor. Yine mimi sorusu. Fe öyleyse min hâze. Buradaki min te'acebûne. Buradan geliyor aslında. Min te'acebûne min. Şaşırıyor musun? Hâzel hadisi. Bu söze mi şaşırıyorsun?
Evet, do you then wonder? Yani sen diyor, yoksa şaşırıyor musun? Merak mı ediyorsun? At this recitation, bu okumayı, the Quran, bu Kur'an'a mı şaşırıyorsun? Şeklinde bir soru soruyor. Evet. Ve buradaki senden ziyade şurayı mesela you İngilizce'de hem sen hem siz diye çevirebilir. Burada biraz önce sen diye çevirdim. Oysa Arapçasına baktığımızda te'acebune siz şeklinde. Evet. Ve tedhakune. Tedhakune gülmek demek. Ve le tebkun. Ve ağlamıyorsunuz. Yani gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. And you laugh at it. Buna gülüyorsunuz. And weep not. Ve ağlamıyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i okurken insanın böyle duygulu bir şekilde okuyup, tabii bu sadece okumakla alakalı değil, onun manası üzerine düşünüp ağlamaklı olması da gerekir yani. Hani ne için? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen olaylar görünecek olaylar değil. Gerçekten her bir Müslümana ibret verecek mesajlar. O yüzden inşallah Rabbim bizleri o mesajlar alabilen kullardan eylesin. Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla okuyabilen kimselerden eylesin. Evet. Ve entum ve siz semidun, semidun israf etmek demektir. İsraf edicilersiniz. Wasting you, neyi israf ediyorsunuz? Precious lifetime. Bakınız kıymetli, şu precious kıymetli demek. Lifetime, hayat sürenizi israf ediyorsunuz. In pastime. Pastime eğlence işlerinde. And amusements, yine eğlencede nedir? Yani pastime şöyle diyebiliriz. Zaman geçirme olarak da oyun, eğlence olarak da alabiliriz. Ve amusements, zaten amusements kendisi de eğlence demektir. Ve burada parantez içerisinde ilginç bir şey var. Singing diyor arkadaşlar. Şarkı söyleyerek diyor. Bu meselelerde okunup araştırılıp, yani Kur'an'dan öte Müslümanın gönlünün böyle rahatlayacağı, ferah bulacağı bir mesele yok. Ama biz mutluluğu Kur'an'da aramak yerine birçok şeyde arayabiliyoruz. Şu bilgi çok ilginç, bakın. Bunu da araştırabilirsiniz. Singing şeklinde bir bilgi geçmiş. Öyleyse diyor. Fescidu, fescidu, secde edin. Lillahi, yani Allah'a secde edin. Ve abudu, ve ona ne yapın? Kulluk edin. Ona dua edin. Burada so fall you down in prostration. Bu secde edin ifadesi down in prostration. Şunun tamamı, yani siz secde edin to Allah. Bakın vescudu lillah ifadesi İngilizce'de bu şekilde ifade edilebiliyor. And worship him, ona kulluk edin. Parantez içerisinde de alone diyor. Yalnızca ona kulluk edin diye buyuruyor Rabbimiz. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Bizleri Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyup, okumaya çalışan, anlamaya çalışan ve hayatlarında yaşamaya çalışan kullarından eylesin. Sadakallahül azim diyelim.